Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yıllar sonra EYT, aslında EYT demedi, onu halledeceğiz dedi aslına bakarsanız. Ama bu çok önemli bir gelişmeydi. Cumhurbaşkanının EYT'nin yasasının çıkacağını söylemesi önemliydi EYT'liler açısından. Uzun zamandır bunu bekliyorduk. Şimdi aslında Cumhurbaşkanı'nın bir stratejisi var emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Ben şöyle düşünüyorum ve bunu çok uzun zamandır da zaten vurguluyoruz sizinle birlikte. Emeklilikte yaşa takılanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kozu olacak diyoruz. Ve bununla ilgili bunun üzerine bir strateji kuruluyor açıkçası. Şu anda bir top çevirme söz konusu. Bakan Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı'na topu attı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Vedat Bilgin'e topu attı. Bu tabii seçim sürecine kadar, Aralık ve ondan sonraki bir süreçte böyle devam edecek gibi geliyor bu top çevirme. Bu bir strateji. Dün akşam açıkçası Cumhurbaşkanı'ndan biz çok detaylı, kapsamlı, teknik bir açıklama zaten beklemiyorduk. Bazı işte izleyicilerimiz bekliyorlardı. Haklı olarak çok uzun yıllardır bekledikleri bir açıklamaydı çünkü bu. Ama beklemiyorduk. Beklediğimiz gibi bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. Endişeye mahal yok sevgili arkadaşlar. Ben Cumhurbaşkanı'nın bunu bir strateji konusu olarak kullanacağını ve en sonunda nihayetinde çıkıp EYT'yi böyle daha köpürterek kendisinin açıklayacağını, imzayı attıktan sonra açıklayacağını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz Özgür Bey? Bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın EYT stratejisi ne olacak? Bunu bir duymak isteriz sizden. Evet, şimdi dün aslında çok kısa 45 saniyelik bir soru ve karşılığında kısa da olsa bir cevap. Evet. 23 yıldır süren bir mücadelenin sonucunda aslında gelinen noktaya baktığımızda bu yasanın kesinlikle çıkacağını ben 45 saniye içinde anladım ve bunu zaten Twitter'da paylaştım. Evet. Nereden anladım peki? Çünkü bir, o soruların hepsi daha önceden belirlenmişti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı soruyu soran gazetecilere cevaplarını arkadan prompter'dan okudu. Evet, doğru. Yani sorular belliydi ve cevaplar da belliydi. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte yaptığı açıklamalardan dolayı bence çok pişman. Ne evet, çok sebecel bir tavır vardı aslında bunu söyleyen. Ne olursa, şöyle bakın, ne olursa olsun sakın bu konuyla ilgili bir çalışma yapıp bana getirmeyin. Seçimi kaybedeceğimi bilsem de herhangi bir çalışma yapmam dedikten sonra şimdi olayı yumuşak bir şekilde geçiştirmek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani ilk başlarda hemen EYT ile ilgili bir açıklama yapmış olsaydı çok fazla derecede eleştiri alırdı. Şimdi bakıyoruz dedi. Çalışma Bakanlığı bir çalışmayı yapıyor. Biz de gerekli açıklamayı yaparız dedi. Bundan sonraki süreçte artık böyle EYT ile ilgili yavaş yavaş bir iki kelime konuşmaya devam eder Ekim ayında ve daha sonra da artık biraz daha geniş çaplı açıklamalar yaparak son noktayı da Sayın Cumhurbaşkanı koyar. Bu konuyla ilgili tüm açıklamayı da Sayın Cumhurbaşkanı yapacaktır diye ben düşünüyorum. Ama şöyle bir şey olabilirdi mesela dün. Diyelim ki o soru sorulduğunda Sayın Cumhurbaşkanı deseydi ki nereden çıkartıyorsunuz bu EYT'yi? Benim böyle bir düşüncem yok. Daha önce de ifade etmiştim ya, biz emeklilikte yaşa takılanlar konusunda herhangi bir çalışma yapmıyoruz. Seçimi kaybetsem de yapmayacağız deseydi emeklilikte yaşa takılanlar geçmiş olsun derdi. Ama dün Twitter'da hayırlı olsun dedi. Evet. Bu çok önemli bir aslında, o 45 saniye olayına bakmayın. Yani uzun uzun bir konuşma yapmasına gerek yok aslında bir kişinin. Şunu söyledi aslında, Çalışma Bakanı bu konuyla ilgili yetkilendirdik çalışmasını yapıyor ve de biz de açıklayacağız. Evet. Yani haberim var, biliyorum, EYT'yi çözeceğiz ve çalışmayı da zaten yapıyoruz. Çalışma Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan habersiz bir çalışma yapabilir mi? Yok tabii ki. Yapamaz. Yani demek ki söylem artık EYT konusunda daha yumuşak, çözüme odaklı ve bundan sonra da bu konu artık çözüldü. EYT bitti. Ben size söyleyeyim. EYT ile ilgili ben hala inanmıyorum diyenler var. Bilmiyorum neyine inanmıyor yani şu anda o inanmayanlara. Anlayamadım. Onu artık için açıkçası bizim için magazin kısmı, insanların böyle yorumlar yapması çok fazla. Yani ben şu an şunu yasa, böyle yasa, şimdi şu. Şimdi mesela
bu yasayla beraber bizim geçmişi çok kaşıyıp da ya öyle demiştin de geçmişte bak şimdi böyle dedin, tam bitirdik artık onları. Sayın Cumhurbaşkanı öyle demişti. Bizim amacımız burada siyaset yapmak mı? Değil. Benim amacım siyaset yapmak değil. Bu nedenle bu yasa nasıl çıkacak? Onları konuşacağız. Evet, bir de şu noktaya ben parmak basmak istiyorum. Açıkçası öyle düşünüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin EYT ile ilgili açıklama yapacağını siz de burada sürekli vurguluyorsunuz. Bu işi kendisi yapacak. Diyorum ya, son koz, son strateji oy açısından Cumhurbaşkanı için. Dolayısıyla bence Çalışma Bakanı ona bir çalışma sunacak. O çalışmanın içerisinde çeşitli alternatifler ve formüller olacak bana kalırsa. Ve Cumhurbaşkanı da bu formüllerin üstünü çizecek ve 99 öncesi haklar neyse onu verip böyle bir EYT adına bir kahramanlık hikayesi ortaya çıkacak gibi geliyor bana. Ben emeklilikte yaşa takılanlar konusunda bundan sonraki süreçte hükümet haklı olarak oy almak için bu olayı biraz daha magazinsel boyutunu da ön plana çıkartarak yıllardır çözülmeyen bir konuyu çözüyoruz'a getirecek. Hı-hı. Muhalefet niye geç kaldın, niye yıllardır çözmedin diyecek. Aksi evet. Bir durum olursa işte yaş şartını tekrar 48-50 yaş gündeme gelirse muhalefet ya ne yapıyorsunuz kardeşim, böyle mi çözeceksiniz? Bu iş böyle çözülmez, mağduriyet bu şekilde giderilmez diye bastırır. Prim gün sayısının ben ayrıca ilave olacağını zannetmiyorum. Muhalefetin de desteğiyle, bakın EYT'lerin mücadelesi muhalefetin desteğiyle beraber hükümet adımlar atacak. Yani bu sonuç olarak hükümet, muhalefet, EYT'ler hep beraber bir işi yapmış olacak. Sonuçta bu işi onaylayacak olan da hükümettir. Hükümet ne olursa olsun yasayı çıkarmayacağım konusunda direnirken artık o direnme bitti. Yani benim anlatmak istediğim, ben ne demiştim? %99 bu iş bitti demiştim. Dün de dedim ki %100 bitti. Artık şimdi bana EYT kesinlikle çıkacak mı diye sorarsanız artık %100. Çünkü evet, Sayın yani. Bakan bunu söyledi ama Sayın Cumhurbaşkanı dün, ya bilmiyorum yani çalışmadan daha haberim yok. Ya bir şeyler yapılıyor gibi bir şey söyleseydi hayal kırıklığı yaşardım. Ama çok onu zaten söylemeyeceğini biliyoruz çünkü bakan dediğiniz gibi bakanların hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı'ndan habersiz bir çalışma yapıp bu kadar gümbürtü koparacak bir konuyu ortaya atmaları mümkün değil tabii ki. Cumhurbaşkanı'nın haberi var. Belki de dediğim gibi hani böyle bir işte EYT konusunda işte bakın ben işte formülsüz bütün haklarınızı iade ettim şeklinde bir açıklama gelebilir Cumhurbaşkanı'ndan. Şimdi AK Parti Mustafa Elitaş'ın bir açıklaması var. Onu getirmek istiyorum ekrana. Onu da bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu da yeni bir açıklama çünkü. Önemli de. EYT ile ilgili, EYT ile ilgili bakanımız Sayın Vedat Bilgin hocamız çok kapsamlı, çok hassas bir şekilde çalışmasını gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. Şu anda Sayın Bakan'ın ifadesine göre sanıyorum 2022 bitmeden bu konu yasallaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek diye ümit ediyorum. AK Parti hem geçmiş dönemdeki hakları teslim eden hem de daha önceki dönemlerde haksızlığa mağduriyete uğramış kişilerin de mağduriyetlerini gidermek için ne gerekiyorsa yapan bir siyasi partidir. Yani açıkçası EYT ile ilgili bir durum varsa o Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Yaşar Okuyan'ın EYT'lilere bir hediyesidir. Onu da düzeltmek AK Parti iktidarına düştü. Herkes farklı yorumlar yaptığı takdirde çeşitli umutlar, çeşitli değişik beklentiler ortaya çıkabilir. Ama o beklentilerin hepsinin kamuoyunda ortaya çıkan beklentilerin hepsinin karşılanması mümkün değil. Beklentiler kabul görmeye başladığı anda istenilen olmadığı takdirde büyük bir umutsuzluğa düşme, hayal kırıklığına durum ortaya çıkabilir. Ben hem basın mensuplarına hem değerli kamuoyuna diyorum ki Vedat Bilgin hocamızın açıklamalarından başka hiçbir açıklamaya dikkate almayın diyorum.
Ya bana kalırsa çok talihsiz bir açıklama bu. Yani büyük bir çoğunluk emeklilikte yaşa takılanlar ve bu çoğunluğunda tek bir isteği var. Şimdi ne demek hani hepsini karşılayamayız, işte büyük bir hayal kırıklığı olmasın. Burada EYT'lilerin 99 öncesi haklarını talep etmesini mi kastediyor? Yoksa EYT konusuyla beraber evet farklı talepler oluştu. Mesela 99 sonrası arkadaşlar da hani bizim için de yaş şartı kalksın demeye başladılar. Ya da işte başka talepler de oluşmaya başladı. Hangisi için acaba söyledi bunu? Eğer EYT'lilerin 99 öncesi hakları için söylüyorsa umutsuzluk olur, büyük bir beklentiye girmemek lazım diye. Bu talihsiz bir açıklama ama diğer taraftan söylüyorsa ona bir şey diyemem. Ya şöyle aslında Şebnem Hanım, bu konuya emeklilikte yaşa takılanlar kendi mağduriyetlerine çözüm noktasında bakarken siyasiler bu işten kendilerine nasıl bir rant çıkartırlar, bu işten nasıl kazanç elde ederler onun derdinde. Şimdi bir taraftan halk için mağduriyetin çözümü emeklilik hakkının verilmesi, siyasiler için de bu işten alınacak oy çok önemli. Bu nedenle ben bu açıklamaları böyle çok yersiz bir açıklama, gereksiz bir açıklama gibi görmüyorum. Burada şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki bu konuyla ilgili Sayın Vedat Bilgin çalışma yapıyor diyor. Bunun dışında açıklamayı yapanları boş verin. Yani muhalefeti falan siz boş verin diyor. Biz AK Parti olarak zaten biz yapıyoruz diyor. Biz ne dersek onu yapacağız. Zaten geçmişten bugüne kadar mağduriyetleri biz giderdik demeye çalışıyor oradan. Yani bu iş bizim, sahiplenmeye çalışıyor. Şu anda AK Parti... beklentilerin hepsini karşılamak mümkün değil. Doğru ama bakın Şebnem Hanım şöyle doğru. Şimdi 8 Eylül 1999 tarihinden sonrakiler de bizim sıkıntımız var. Niye biz 58, niye 60, niye 2008'den sonra 65 oldu gibi bir beklentinin içine, acaba bizim de emeklilik yaşımız düşer mi diye beklentinin içine girerse bu olmaz. Evet, olmaz. O konuda onu diyorum ya, ben sadece diyorum ya, talihsiz açıklama olarak şunu kastettim, bir daha söyleyeyim, şey hani EYT'lilerin 99 öncesi haklarını talep etmesi konusunda her talebi karşılayamayız diyorsa bunun için söyledim zaten, talihsiz açıklama. Evet, şimdi şu. Ama onun ötesinde evet doğru yani tabii. Biz yani böyle niyet okuma açısından değil de böyle durum ne, bunu tespit etmeye çalışıyoruz ya. Evet. Senin de duygularıyla oynayıp hayal kırıklığı yaşatmamak lazım. Tabii. 8 Eylül 1999 tarihi neden önemli? Çünkü o tarihe kadar sigortalı olanlar kaç yaşında, yaş şartı yok kendine göre kaç yaşında ya da kaç prim gününü doldurduğunda, sigortalı süresini doldurduğunda emekli olacağını biliyordu. 9 evet. Eylül'de sigortalı olan birisi de biliyordu. 8 Eylül'de bir kişi yaş şartı olmadan emekli olacağını bilirken 9 Eylül'deki bir kişi ilk defa sigortalı olduğunda 58-60 yaşında emekli olacağını biliyordu. Evet. Bunu